Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde şart edatlarını ve onların kullanım şekillerini göreceğiz. Bismillah diyelim başlayalım. Şart isimleri nelerdir? Önce şart isimlerini bir anlayalım arkadaşlar. Çünkü şart edatlarının bazıları isim bazıları harftir. Şimdi ilk olarak şart isimlerini isim olanlarını 11 tanedir. Bunları öğrenelim. Şart anlamı ifade eden kelimelere şart isimleri denir. Şart isminden sona gelen cümleye şart cümlesi, onun cevabı konumundaki cümleye de cevap cümlesi denir. E, şart üslubunda üç tane temel öge vardır. Yani şart, e, şart edatı ile başlayan bir cümle gördüğümüzde bu üç ögeyi hemen e, hatırlamamız lazım. Bir, şart ismi, e, e, esma u şart veya edat -u şart. E, i̇kincisi şart cümlesi, hemen edattan sonra gelen cümle. Üçüncüsü de bu şart cümlesinden sona gelen o şartın cevabı, cevap cümlesi. Şart isimleri 11 tanedir. Bu isimler iki tane muzari fiili gezmederler. Hocam bu şart isimlerine hep muzari mi gelir? Mazi de gelebilir. Eğer muzari gelirse iki muzari fiili gezmedebilirler. Neymiş 11 tanesi bakalım. Men, ma, mehma, meta, eyyane, keyfema, Haysuma, enna, eynema, eyne, bir de eyyü var arkadaşlar. Burada eyyü hariç diğerleri meblidir. Yani harekeleri nasıl öğrendiysek o şekilde kalır. Eyyü muğraptır. Eyyü, eyye, eyye gibi harekeleri değişebilir cümledeki konumuna göre. Peki şart cümlesi nedir? Şart şurada saydığımız şart isimlerinden sona gelen cümleye şart cümlesi denir ve ise meczum olur. Cevap cümlesi nedir? Bu şart cümlesinden sonra cevap olarak gelen cümledir. Bu eğer muzarifi ise meczum olur arkadaşlar. Hemen örneğimize bakalım. Men yectehit yenceh. Bakın yectehidu yencehu. İki tane muzarifili men şart edatı olan bu isim men ismi ne yapmış? Cezim yapmış bakın yectehit yenceh şeklinde. Men burada şart edatımız, şart ismimizdir. Yeştehit hemen edattan sonra geldiği için şart cümlesidir. Yenceh da arkadaşlar şartın cevabı olarak geldiği için cevap cümlesidir. Hocam burada bir cümle yok, birer tane fiil var dediğimizde arkadaşlar hemen şunu söyleyelim. Her fiil bir faili içinde bulundurduğu için ama zahir ama e, mahsuf yani müstetir bir zamiri içinde bulundurduğu için kendi başına bir cümledir. Yeştehidu demek o çalışıyor demek. Yencehu demek o başarıyor demek. Demek ki burada fiil fail olduğu için bir cümle oluyor. Her fiil bir cümledir arkadaşlar. İkinci cümlemize bakalım. Men ictehede e, neceha buradaki de mazi fiilden oluşmuş bir e, şart cümlesi bakın şart edatımız şart cümlemiz ve cevap cümlemiz hemen gelmiş buradaki muzari fiilden buradaki mazi fiilden manası şudur kim çalışır o başarır arkadaşlar kim çalışırsa o başarıya ulaşır bakın ssa şarta bağlamış cevabı nedir başarır Üç tane notumuz var bakalım Şart isimleri burada saydığımız 11 isim eğer muzari gelirse bu şekilde iki fiili cezmeder muzari fiili. Eyyü kelimesi dışında hepsi mebnidir söylemiştik. Eyyü kelimesinin harekesi de cümledeki konumuna göre irap alır. İkinci notumuz her fiil bir cümle olduğu için şart edatından sonra gelen fiiller şart cümlesi ondan sonra gelenler de cevap cümlesi olarak isimlendirilir her fiilin içinde bir fail gizli veya zahir bir fail olduğunu söylemiştik. Üçüncü notumuz şart fiilleri mazi ve muzari sigalarında gelir. Emir olmaz. Şimdi şuraya emir diyebilir miyiz hocam? Sükunlu emir olmaz arkadaşlar. Muzari meczum olmuş. Niye? Şart edatı geldiği için. Evet devam edelim. Bu 11 tane şart edatının şart isminin detaylı kullanımlarına bakalım. Men. için kullanılır? Akıllı varlıklar için kullanılır arkadaşlar. Hemen örneğimize bakalım. Men yezra şevken yahsud şevken. Bakın yezra'u yahsudu iki tane muzari fiildi. Men şart ismi geldiği için ne oldu? İkisi de meczum oldu muzari. İki tane meczum e cezmeder. Manası nedir? Kim diken ekerse o diken hasat eder. Yani bize de buna benzer bir söz var. Rüzgar eken fırtına biçer. Yani bu şekilde mana verebiliriz. Ma e, aklı olmayan yani akılsız cansız varlıklar için kullanılır. Ma tekra testefit. Ne okursan bakın burada tekra o testefidu ne oldu? İkisi de meczum oldu. müzari olduğu için. Bunlar mazi olabilir miydi? Olabilirdi. Ma kara istefede istefette ma, garahte, istefette şeklinde mazi de olabilir. E, buradaki ma, e, ne manasında cansız varlıklara kullanılır. Şart edatıdır, takra'u şart cümlesidir, testefidü de testefit e, cevap cümlesi olarak burada meczum olmuştur. Mehma, e, mutlak yani kesinlik ifade eder, şart ifade eder yine akılsız varlıklar için, cansız varlıklar için kullanılır. Hemen örneğin bakalım. Mehma yekun min hayrin yenfa sahibehu. Ne iyilik olursa olsun sahibine yarar sağlar. Bakın mutlaklık kesinlik burada. Kesin yani iyilik yaparsan kesin bir fayda görürsün manasında. Mehma yekun min hayrin. Buradaki yekun şart cümlesidir. Mehmadan sonra gelmiş. Yenfa ikinci cezmeden ikinci cezme olan muzari fiilde cevap cümlesidir. Meta ve eyyana ikisi de aynı manada olduğu için zaman bilir. Buraya birlikte aldım arkadaşlar. Meta takif teskut. Ne zaman ne vakit durursan o vakit düşür, düşersin. Ee, gördüğümüz gibi ikisi de muzari ve meczum olmuşlar. Eyyane ile örneğimize bakalım. Eyyane erukeb el hafilete la ecit mak'aden farigan. Ne vakit otobüse binsem boş koltuk bulamam. Bakın burada eyyane şart ismidir. Erkeb. Ne olmuş? Erkebu şeklinde muzari fiildi. Meczum olmuş. La ecitte aynı şekilde ecidu. Ecid şekline ne olmuş? Meczum olmuş. devam ediyoruz. Eyne, eynema, enna, haythuma. Bunların dördü de aynı mana geliyor arkadaşlar. Bunlar yer bildiriyor, mekan bildiriyor. Eynema zehebte, vecette, hayran. Bakın buradaki de mazi fiil kullanılmış. Zehep de ve de mazi kullanmış. Muzari kullanabilir mi? Evet kullanabilir. Nereye gidersen hayır bulursun. Bakın sesa şart edatının manasını hemen buradan kavrayabiliyoruz. Eyne tüsefir tecit estigae. Bakın yine burada muzari fiil kullanmış. İki tane muzariyi cezmetmiş. Önemli olan Şart isimleri muzari kullanımında iki muzariyi cezmeder. Bunu bilmemiz arkadaşlar. Enna yezheb el alimu yukrimhun nasuh. Alim kişi nereye giderse insanlar ona ikramda bulunurlar. Bakın burada yezheb kelimesi fiili ve yukrim fiili şart ve cevap olarak kullanılmış iki tane muzariyi enna. Meczum, cezm yapmış arkadaşlar. Ve haythu ma kuntum fevellu vucuhakum şedra. ayet kerime Bakara 144'te. Ee, nerede olursanız e, olun yüzlerinizi ona dönün. Yani mescidi harama çevirin. Keyfema nasıl bir kullanımı vardır? Durum, hal bildirir arkadaşlar. Keyfema tuamil ennâsu yuamilûke. Hocam bu yuamilu nasıl meczum olmuş? Bakalım ikisi de muzari fiil. Arkadaşlar yuamilu ne idi? Nun vardı burada. İşte bu nunun hasfiyle e, meczum olmuş. Devam ediyoruz. E, buraya kadar ki saydığımız şart isimleri mebnid. Yani eyne, eynema, enne, haythuma, keyfema. Nasıl yazıldıysa bu şekilde kalıyorlar. Bunların e, başka bir harekeli okunuş şekilleri yok. Şimdi eyyüye geldik. Eyyü muğraptır arkadaşlar. Manası nedir eyyünün? Eyyü genel olarak buraya kadar saydığımız bütün şart isimlerinin manasını ihtiva eder. Cümlede muzaaf olur. Yani eyyü muzaaftır. Eyyüden sonra gelen muzafun ileihtir. Peki neye göre belirleriz cümledeki konumuna göre. Eğer e, mübteda ise merfudur. Fail ise merfudur efendim. E, Mef'ulse mansuptur veya harfi cerli bir kelime varsa başında harfi cer başında mecrur edecek bir e, cer varsa o da mecrur olur. Hemen e, örnekleri verelim arkadaşlar. Eyyü talibin yeçtehit yencah. Bakın buradaki Eyyü aradığımız e, şart edatımız. Şart ismimiz e, kendisi muzaf talibinde muzafın ili. Hocam biz bunu neye göre Eyyü okuduk? yani eyi eyi olamaz mı? Hayır olamaz. Arkadaşlar manası nedir? Hangi öğrenci çalışırsa başarır? Bak eyyü talibin hangi öğrenci yetiteyi çalışır, yenceh başarır. Hangi öğrenci çalışırsa başarır? Niye e, dammeli olmuş? İsim cümlesinin mübtedası olduğu için merfudur. Peki bunun e, haberi nerede eyyun haberi? Yeçtehit arkadaşlar hangi öğrenci çalışırsa başarır. Manası bu. Sonraki cümlemize bakalım. Eyye kitabin takra testefit. Hangi kitabı okursan istifade edersin. Peki burada niye eyyü değil de eyye geldi? Arkadaşlar takra fiilinin önüne geçmiş meful olduğu için. Mefulün bih olduğu için mansup okundu. Min eyyi üstedin tesel yücibike. Şimdi hangi hocadan sorarsan sor, sana cevap verir manasında. Niye eyyi oldu başında? Min harfi ceri olduğu için bu da mecrur okundu arkadaşlar. Ee, şimdi buraya kadar ki saydığımız 11 tanesi isimli ee, şart harfi olarak inek söyleyebiliriz. Bu harftir arkadaşlar. Biliyorsunuz harflerin İrab'dan mahalli yoktur. Harfler mebnidir. İn harfi... İki fiili muzariyi cezmeden şart harfidir. Hocam başka harfler var mı? Hmm. Var. Ee, birazdan onları da söyleyeceğiz. Evet. in iki fiili muzariyi cezmeder. Ee, yukarıda sayılan 11 tane kelime şart ismidir. Bu in ise şart harfidir arkadaşlar. İn teçtehit tencah. Bakın buradaki in şart harfi. Teçtehit şart cümlesi. Tencah cevap cümlesidir. Manası nedir? Şayet çalışırsan başarırsın. اِنْ fukara فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ Bakın ayet-i kerime burada Nur suresi 32. ayet. Şayet fakir iseler, fakirseler Allah Teala onları lütfu ile zenginleştirir. يَكُونُوا Yuni arkadaşlar burada ikisi de ne olmuş? Meczum olmuş. Hocam buradaki cezm alameti nun'un düşmesi. Bakın yekûnü yekûnen yekûnü ne? Nun vardı sonunda düştü. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi geldik, cezim etmeyen yani sonunu sükun yapmayan şart kelimelerine. Bunlar da aynı şekilde e, isim ve harf olanları vardır. Buraya kadar saydığımız e, şart e, edatları cezim edenler e, olarak ayrılmıştı. Buradan sonrakiler, cezmetmeyenler. Yani bundan sonra e, bu şart edatlarından sonra gelen kelimeler meczum okunmaz. Önce şart harflerinden, cezmetmeyen şart harflerinden başlayalım. Lev, levla, levma, emma gibi. Lev ne için kullanılıyor? Olsaydı, olurdu. Şöyle şöyle olsaydı böyle olurdu manasında. Yani bu kullanım bu şekilde olacak. Bir şey bulunmadığı için başka bir şeyin gerçekleşmediğini bildirir lev. Mesela örnek verelim. Lev ictehede talibu leneceha. Öğrenci çalışsaydı başarılı olurdu. Bakın olsaydı olurdu. Çalışmadığı için ne oldu? Olmadı. Yani önceki işi yapmadığı için sonraki de olmadı. Gerçekleşmedi. Sonrakine bakalım örnek olarak. Lev ekelte le ekeltü. Sen yeseydin ben de yerdim. Yedik mi? İkimiz de yemedik. Çünkü sen yemedin ben de yemedim. Yani birisi yapmadığı için sonraki de gerçekleşmedi. Bir notum var levle alakalı. Levin cevabı mazi fiil oluyor. Bakın gördüğümüz gibi başına da lam harfi geliyor. Levla ne demek? Olmasaydı olurdu anlamında. Levla el kitabetu le da'al il ilmu. Ne demek? Şayet yazı olmasaydı ilim kaybolurdu. Bakın olmasaydı olurdu. Eğer yazı olmasaydı ilim kayıp olurdu. Sonraki örnek levla el hadisetu le vasaltu mubekkiran. Eğer kaza trafik kazası olmasaydı Zamanında, vaktinde varırdım, ulaşırdım. E, olmasaydı olurdu manasında. Levladan sonra isim gelirse şart manası ifade eder. Bakın e, yukarıdaki levde ne vardır? Levden sonra hemen fiil geldi. Burada levla dikkatimizi çekti mi? El kitabetu isim. Bakın eliflam gelmiş. El hadisetu isim. Demek ki levladan sonra isim gelirse şart manası. Olur. Yani şart edatı olur. Fiil gelirse kınayıcı teşvik ifade eder. Ayet-i kerimede örnek var arkadaşlar. Bu da bir başka örnek. Lev lâ ye'tûne aleyhim bi sultanim mübin. Ne demek? Onlar için açık bir delil getirseler ya hani getiremeyeceklerini bildiği için bu şekilde bir kınayıcı ifade kullanılıyor. Devam edelim. Cezmetmeyen şart kelimelerinden levma ve Emma'ya geldik. Levma olmasaydı anlamındadır. Levma kezibu leme agab tüke. Yalan söylemeseydin eğer seni cezalandırmazdım. Emma'ya bakalım. Şöyle şöyle yaparsa veya şöyle şöyle filan ancaya falana feş mekana gelince anlamındadır. Manasına gelelim. İki tane örneğimiz var. Emma halidun fehuve sadigi. Halide gelince o benim arkadaşımdır. Halit kim diye sormuş. Mesela orada herkesi anlatmış anlatmış. Halide gelmiş sıra. Halit'e gelince o benim arkadaşımdır. Mesela Kur'an her şeyi mesela bütün dersleri saymış. Kur'an'a gelince ben onu ezberledim. Yani gelinceden kastettiğimiz şey bizim gitmek gelmek gibi fiil değil arkadaşlar. E, konu bahis buna gelince bu da benim sözüm. Mesela bu da benim sözüm. E, başardığım bir olay gibi manasında. Ee, şimdi cezmetmeyen şart isimlerine geldik. Bunlar neydi arkadaşlar? Cezmetmeyen şart harfleriydi dört tane. Şimdi cezmetmeyen şart isimlerine başlayalım. Küllema, iza, izama, lemma dört tanedir. Lemma'dan başlayalım. Ee, yine bu da zaman bildiriyor. Dığı zaman, bir şey olduğunca, müddetçe gibi e, manalara gelir. Lema dakhala al-ustaz sakatat Hoca girdiği zaman öğrenciler sustu. Bakın burada lemma dakhala. Gördünüz mü? Öğrenci şey hoca girdiği zaman dakhala lemma dakhala mazinin başına geldi girdiği zaman. E, sekete bu da bunun cevabı hemen geliyor. İzaya bakalım. Aynı zaman bildiriyor lemma gibi. E, S nokta nokta dığın zaman manalarına gelir. İza vasalte ulaştığın zaman, vardığın zaman istakbel tüke seni karşılarım. Evet iz burada e, nedir arkadaşlar? Pardon iz yazmışız da bu iza olacak. Hemen düzeltelim. Evet. E, i̇za vasalte vardığın zaman istakbel tüke seni karşılarım. Buradaki e, ''Vasalte'' vasal kelimesi nedir? E, bizim şart cümlemizdir. ''İstakbel tüke'' onun cevap cümlesi. ''İzama'' var. E, bu da aynı şekilde zaman bildiriyor. ''İzâ'' gibidir. E, ''İzama'' Şurada bir elif daha var. Hemen onu da yazalım. Evet. ''İzama tabil bilgitari tasil ba'de yevmin'' e, ''Trenle gidersen şayet bir gün sonra varırsın.'' Bakın... E, Trenle gittiğin zaman manalarına da gelir. Ee, Seysa. Bakın buradaki Ssa ekini idamadan alıyoruz arkadaşlar. Evet. Nasıl kelimesi de bunun cevap cümlesi olarak gelmiş. Küllemaya bakalım. Dıkça. Dığı zaman anlamındadır. Ee, sadece mazinin başına gelir. Küllemâ dekhalâ aleyha. Zekeriya <laughs> mihraba girdiğinde عنده rizgah. ayet-i kerimede al İmran 37'de arkadaşlar. Zekeriya Aleyhisselam onun yanına mihraba girdiği zaman yani Meryem anamızın yanına girdiği zaman ne oldu? Her her girdiği zaman bir bir yiyecek buldu yanında indeha onun yanında bir yiyecek buldu. Kullema dehale vecede. Her girişinde buldu. Yani her onun yanına uğrayışında bir yiyecek bulmuş oldu. Dehale burada şart cümlesi, vecede de bunun cevap cümlesidir. Cevabın başına F harfinin gelmesi. Şimdi bu arkadaşlar ne zaman gerçekleşir? Bu F ne zaman gelir cevap cümlesinin başına? Bunun başlayacağı dört durum vardır. Önce bir okuyalım. Niçin F gelmeye ihtiyaç duyar? Şart kelimeleri ister cezmedici olsun ister olmasın. Yani en başta saydığımız 11 tane isim gibi ister muzariyi cezmetsin isterse sonradan saydığımız 8 tanesi gibi gezmedici olmasın. Ee, cevap cümlesinin şart cümlesinin yerine geçememesi durumunda yani bu geçmesinin mümkün olmadığı durumda cevap cümlesinin başına cevap cümlesi dediğimiz yani ikinci fiilimiz başına F harfi gelir. Bu harfe Cevap faası denir arkadaşlar. Dört durumdan bahsetmiştik Başlayacağım. Hemen bu dört duruma bakalım. 1- Cevabın isim cümlesi olması. Biz biraz önce ne demiştik? İki tane muzari fiil geliyordu. Yani şartı muzari, cevabı da muzari olurdu. Şimdi şartımız, muzari oldu. Cevabımız isim cümlesi olursa başına fe harfi yani cevap fası gelmek zorundadır. örneğe bakalım. İn türit et tevbete. Şayet tevbeyi istersen febabullahi Allah'ın kapıları, Allah'ın kapısı meftuhun açıktır. Bakın bu mübteda meftuhun haber. Allah'ın kapısı açıktır. Şimdi e, buradaki babullahi meftuhun isim cümlesi değil mi? E, cevap isim cümlesi gelmiş. İntürit şart cümlesi. Fe babullahi meftuhun isim cümlesi de bu şartın e, cevabı olarak gelmiş. Bu şekilde isim cümlesi gelirse fe gelmek zorundadır arkadaşlar. İkinci gelmesi gereken yer nedir? Cevap cümlesinde fiil camit bir fiil olursa. Camit ne demekti? Çekimlenemeyen değil mi? Leyse gibi, asa gibi bir fiil e, cevap cümlesinde gelirse. Örneğe bakalım. Men fe feleyse minna. Bakın men şart edatımız. Gâşşe e, bizim şart cümlemiz. Cevabı nerede? Leyse. Bakın leyse. Camit bir fiil. Çekimlenemez. Başına fe gelmek zorunda bizi aldatan bizden değildir. Hadis-i şerifi hatırlarsanız. Kim bizi aldatırsa o bizden değildir. Buradaki le ise camit fiil olduğu için fa gelmek zorunda. Bu da ikinci e, geldiği yer. Üçüncüsü nedir? Cevap cümlesinde fiilin talebi bir kipte olması. Peki talebi nedir? Arkadaşlar emir, nehi, istifham Kipinde gelirse fiilimiz yani emir fiil olursa, nehi fiil olursa veya bir soru sorduran kelimeyle, soru edatıyla gelirse buna talebi denir arkadaşlar. Örneğe bakalım. İnted en ennecaha. Şayet başarıyı arzularsan, başarılı olmak istersen felatense <laughs> elvacibati. Bakın ne oldu? Latense. <laughs> Unutma. Ne oldu? nehi hazır. Sen unutma. Şimdi burada e, nehi gelmiş mi? Talebi bir kipte gelmiş. O zaman fe gelmek zorundadır arkadaşlar. E, bir başka örnek. in semiatel ezane. Şayet ezanı duyduysan. Fe limaza lem tezheb ilel mescid. Bakın ne oldu? Limaza lem tezheb ilel mescid. Soruyla sordu değil mi? E, bir talebi. Niye böyle bir bir cevap talep ediyor? İşte bu e, kipte gelirse bakın emir, nehi ve soru edatı olursa arkadaşlar f bitişmek zorundadır. Ezanı duydun? Şayet ezanı duydun. Niye camiye gitmedin? Burada ne bekliyor? Bir cevap talep ediyor. Evet o e, manayı buradan hemen anlamış olduk. F e, talebi olduğunda f bitişir. Örneklerimizde gördük. Dördüncü bitiştiği yer arkadaşlar cevap cümlesinde fiilin başına bakın dikkat cevap cümlesinde fiilin başında sin, sevfe gelecek zaman bildiren veya kat kesinlik bildiren bir kelime bir harf bulunursa örneğe bakalım men dehalel mescide fakat emine kim camiye girerse o eman bulur. Bakın ne oldu? Kat geldi. O zaman bunun başına F gelmek zorunda. Şimdi buradaki de halemiz nedir? E, şart cümlemizdir. Emin'e fiil cümlesi nedir? Bu da cevap cümlesidir. Cevap cümlesinin başına Kat geldiğinde F gelmek zorundadır. Evet, bu başlıca dört durum arkadaşlar. E, cevap, cevabın başına F'nin geldiği dört yerdir. Hemen örneklere bakalım. Peki bunların irapları nasıl yapılır? Örnek çözelim arkadaşlar. İn tencah. Bakın burada in neydi? Harfdi değil mi? Ee, bir harf ve iki tane muzari fiil var. İki muzari ne yapmış? Cezim yapmış. Hemen irapları nasıl yapılır? Örnek inceleme yapalım. İn harfu şart. Bakın harfu şart. Cazim, cezmedici şart harfidir. Mebnidir. Ne üzere mebnidir? Sükun üzere mebnidir. Peki harflerin iraptan mahalli var mıdır? Yoktur. La mahalle lehu minel yarab deriz. Ee, i̇kinci hemen kelimeye bakalım. Tüzakir kelimesi. Muzari bir fiil ve cezm olmuş. Fiyale muzari meczumun. Burada parantez içinde şart fiili olduğunu da söyleyeceğiz. Bir ee, bi en, bi, pardon bi in inle meczum olmuş. Ni, kim cezmetmiş diye sorarsa bir in, inle cezim olmuş ve alametül cezmi es sükun. Cezm alameti de şurada gördüğümüz sükundur. Peki bunun faili nerede? Vel fa'ilu damirun müstetirun takdiruhu ente. Bunun altında gizli bir ente bunun failidir arkadaşlar. Evet şöyle yapalım. Bu da bunun failidir. Peki tencah nedir? Biraz önce demiştik ki arkadaşlar her fiil bir cümledir diye. Tüzakir şart cümlesi, tencah da cevap cümlesidir. Bakalım tencah. fiil muzari meczumun bi-in. Yine aynı şekilde muzari fiildir ve inle meczum olmuştur. Peki cezm alametine ve alametül cezm es-sükûn. Faili kimdir arkadaşlar? Vel fa'ilu zamirun müstetirun takdiruhu ente. Yine aynı şekilde altında gizli bir özne olan ente'dir. Yani ikisi de fail olarak ente'yi almış. Hemen ikinci cümlenin incelemesine bakalım. Meta zekarte necahte. Şimdi ne zaman hatırlarsan başarırsın ya da ne zaman eee müracaat edersen başarırsın diyor. Meta ismi şart. Bakın yukarıdaki harf değil, bu isim arkadaşlar. 11 tane saymıştık bunları. 11 taneden bir tanesi ismi şart, cazim yani cezmedici. bunlar ne için kullanılır? Zaman zarfı, zaman manasında kullanılır. Mebniyun ale sükun. Niye mebni dedi? Hocam feta var. Arkadaşlar fetaya değil. Sondaki elifi maksuriye bakarız. Mebnidir de müsnareke yok. Evet, mebniyun ale sükun fi mahalli nasb. Devam ediyoruz. Zekerte fiyale mazi. Bakın mazi fiil. Yukarıdakiler muzariydi. Bunlar mazi fiil. Fiyale mazi mebni yün sükun. Hocam feta var. Arkadaşlar hatırlayın. Fiili mazi de e, fail zamirinden önceki harekeye bakılır. Burada sükun. Evet. Peki ve tanedir burada? Zamirun mebniyun fi mehalli raf fa'il. bakalım fiilü mazî mebniyün ala sükûn fi mahalli cezim. Ve zamirun mebniyün fi mahalli raf fa'il. Evet bu şekilde bu mazî fiille gelen şart cümlesinin de irabını yapmış olduk. Bir ayet-i kerime var. Hemen bakalım. Gale Allahu Teala Allah Teala şöyle buyurdu. Ve men yettegillaha yec'al lehu kim Allah'tan sakınırsa allah Teala ona bir çıkış yolu verir. Burada ittaka yettaki sakınmak, korkmak manasına gelir. Bakın men hemen ayet-i kerimenin içini inceleyelim. Men ismi şart, cazim, cezmedici bir şart ismidir. Mebnidir. Arkadaşlar hatırlayın. Ey haricinde diğer isimler mebniydi. Mebni yunale sükun. Sükun üzere mebnidir. Fi mehalli raf mübdedah. Niye? Ee, arkadaşlar mübteda olduğu için e, fi mahalli raf diyoruz. Yettaki nedir? E, Fiyalü muzari, fiildir. cezme diyor ya, bunun cezmi nerede? Bakalım şimdi. Fiyalü muzari meczumun ve alametül cezmi hasfi harfil illeti. E, i̇ttaka yettaki. Sonunda bir ne vardı? Y harfi vardı değil mi? İllet harfi. Ne olmuş? Cezme harfi, cezm edatı geldiği için illet harfi düşmüş. Tekrar edelim. Ve alametül cezmi hasfi, harfi illeti. İllet harfinin hasfi nedir? Vel fa'ilu, fa'ili nedir? Zamirun, müstetirun, takdiruhu, huve. Allah, lafzı-i celal, mef'ulun bih, mansubun ve alametün nasbi, el-fetha. Evet, bu yetteginin mef'ulü. Ee, peki, he? cümle şart şart cümlesi fi mahalli raf haberul mübteda men bu cümle olarak arkadaşlar eee fi mahalli raf haberul mübteda mübtedanın haberidir. Mübteda neredeydi arkadaşlar? Men mübtedaydı. Bu da yettabillaha haber olarak gelmiş. Yec'al nedir burada? şartın cevabı olarak geliyor fiil-i <fî> muzari <yalumu dâri> meczumun ve alamet cezmi es-sükun ve failu ibnü failide zamir-ü müstetirün takdirühu hu ve şeklinde söylenir. E, son ayet-i kerime burayı da inceleyelim. Kahrellahu teala eynema tekunu yati bikumullah. Eynemaya bakalım? İsmi şart cazim. Bu da isimdir ve cezmedicidir. Mebniyun alesüku niye mebniyal <mabiliyum> sükün bakın arkadaşlar buradaki elifimizin üstünde hareket yok değil mi? Fi <fî> mehalli nasf zarfı mekan mekan zarfıdır. tekunu fi <fî al -u> muzari. muzari muzari fi tekûnu tekûnani tekûnûne burada bir nun vardı düştü niye düştü cezmedatı geldiği için. Evet meczumun ve alametül cezmi hazfin nun dedik ki bunun düştü diye. Peki Vavul cema'a nedir arkadaşlar? Buradaki vavul cema'a zamirul <laughs> muttasıl mebniyin fi mehal raf ismu kâne. Kâne değil mi bu? Bakın bak gördünüz kânenin e, ismi var. Kânenin ismi nerede? Buradaki vav. Evet. Ye'ti <laughs> bunun cevabı arkadaşlar. Fi'lu <laughs> muzari cevabı şart meczumun ve alametül cezmi hasfi harfil illeti. Ye'ti <laughs> burada bir y vardı illet harfi bu cezmedici edat geldiği için illet harfi aynı nun gibi gitti arkadaşlar. Ve alametül cezmi hasfi harfi illeti dedik. Evet. Bi, e, bi buradaki bi harfi cerdir arkadaşlar. Küm zamirun muttasilun mebniyun fi mehal cer ismi mecrur. Bakın b harfi cer küm nedir? E, i̇smi Yani harfi cerden sonra gelen zamir. Allah lafz-i celal fa'ilun merfu'un ve alametur raf'i ez-zamme. Ee, neyin faili arkadaşlar? Ye'ti fiilinin failidir. Bu şekilde e, irabı da e, söylemiş oluruz. Burada cevabın başına gelen f örneklerini inceleyelim. Haddit sebebu iktiran cevabı şart bil fa fil cümeli taliye. Burada cevabın başına niçin f gelmiş inceleyelim arkadaşlar. Birincisi İn teştehit fe ente nâcihun. Bakın fe ente nâcihun bir isim cümlesidir. Fe gelmiş değil mi? Burada diyelim ki isim cümlesi olduğu için. Ee, i̇kincisi men yahdur mübekkiran fe ekrimhu. Bakın ekrim bir emir fiil var. O zaman e, emir nehi talebi olunca arkadaşlar fe geliyordu değil mi? Hemen burada emir olduğunu bilelim. Evet. Sonraki meta ye'ti zeydun felen ahruç Felen Burada bakın len var len. Len olumsuzluk edatı gelmiş. Olumsuzluk harfi gelmiş. O zaman bu e, hani bu kat sin sev, vardı. Orada len'i zikretmedik galiba. Len de gelirse olumsuz olduğu için f bitişir arkadaşlar. Hemen bunu da söylemiş olalım ma fehim tuhu fa'asa fe en tatbiqahu en tatbiqahu buradaki nedir camit bir fiildir hatırlarsanız cevap camit bir fiil olursa f geliyordu ee, hemen buraya camit diye yazalım arkadaşlar evet femen yekfur bit taguti ve yu'min billahi fakad istemseke fakat bakın istemseke burada ne olmuş cevabın başına kat gelmiş in tusalli cemaaten fe yezdadu ecruk bakın sin ve sevfe gelirse demiştik cevabın başına burada cevabın başına sevfe gelmiş o zaman burada kat gelmişti hatırlayın burada sevfe geldi bunlara sin sevfe kat len gelirse ne oluyordu fe bitiyordu Lev rakte tariqa sahiha فَسَتَدْخُلْ Cehennem. Bakın burada sin gelmiş değil mi? Cevabın başında sin harfi var. Ve sin geldiğinde de f gelmek zorundadır. Burada ne olmuş? Sin gelmiş. مَنْ يَدْرُسْ جَيِّدًا fakat عَرَفَ hedef. Bakın burada قَدْ arafe. Ne olmuş? قَدْ gelmiş arkadaşlar. Cevabın başına قَدْ gelince f bitişiyordu. اَيُّ شَخْسٍ yuhabilul الْخُرُوجَ fadribhu kim çıkmayı dener sonra vur diyor. Bakın buradaki fadrib emir. Emir olduğu için e, f bitişmek zorunda. Yani talebi fiillerde f bitişiyordu. Ve ile ilel huda felen yahtedu izenebet. Bakın burada len olumsuz gelmiş değil mi? Len olumsuz demiştik yukarıda da aynı bir tane daha örnek vardır len diye. E, olumsuz olunca da aynı şekilde f bitişiyordu. Bu örnekleri burada tamamladık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin. Allah'a emanet.